Evet, cümleyin selamun arkadaşlar. Bedir Şeker abimizin yine yanındayız. Ufak bir soru cevap bölümümüz olacak. Evet Bedir abi, çekime başlamadan önce nasılsın? Öyle bir tabi sorayım. Hamdolsun iyiyiz. Allah'ın bu gününden şükürler olsun kardeşim. Allah iyilik görmesin abi. Hemen bir şöyle soruyla başlayayım. Kuşçuluğa başlama serüvenin nasıl oldu? Valla kuşçuluğa başlama sebebim çekimler sırasında anlattığım gibi Ankara'da sınıf arkadaşım, dededen kuşçuydular, mahalle arkadaşım diyeyim. Hamdi vardı, inekçilerin Hamdi, Hamdi Sırma. Rahmetli oldu kendisi. Allah rahmet eylesin. İlkokuldayken abisinin kuşlarının fazlalıklarını o besliyordu. Onunla beraber işte biz de yemliyorduk, şey yapıyorduk. Onun derdine ilkokul 2'deyken başladık bu işe. Beraber kendi kümesimiz vardı ondan ortak. O şekilde başladık yani kuş sevdasına. İyi bakalım, her şey inşallah gönlünce olur. Bu arada arkadaşlar, Murat arkadaşımız da yanında. O da kendisi kuş besliyor. Sen ne dersin Murat? Senin böyle kısa bir hemen kuşluğa başlama serüvenini alalım. Ya benim de aynı dediğim gibi arkadaşıma teşekkür ediyorum öncelikle. Ziyaretine geldik. Ben de çocukluktan işte herkesin olduğu gibi hevesle başladık. 30-40 senedir böyle işte kuşlarla zaman geçiriyoruz. Zaman öldürüyoruz diyorsun evet. Ya. İyi bakalım. Eczacısı olsun. Evet Bedir abi, tekrar şöyle bir soru sorayım. Kuşlarda olmazsa olmaz istediğin 3 özellik. Kuşlarda olmazsa olmaz 3 özellikte denince kuşun yere sadıklığı, güzel atıp gelmesi, bir de oyun stili güzel olması, evet. Hızlı fişekli olması. Yani metraj olarak ne diyebiliriz şöyle? Ya metraj olarak ben metraja pek fazla takılmam. Kuşu 3 takla, 5 takla veya 5 takla, 8 takla arası oynasın. 15 metre, 20 metre, 25 metre standart oynasın. Aralarında uzun giden kuş da oluyor, kısa giden kuş da oluyor. Yani kuşa fazla takılmaya gerek yok. Bu hayvanın altından gelecek yavrunun devamındaki olacak şeylere bağlı şeyler, özellikler. Evet. O şöyle bir soru sormak icabında. Yavru kuşu mesela aldıktan sonra uçurma zamanı sizce veya sence nasıl olmalı? Yani, ne zaman başlamalı yavru kuş uçurmaya? Yavru yuvadan indikten sonra yavruyu takip etmek lazım. Çok küçük uçurursan çabuk ezilir. Kuşun ne yapacağını çözemezsin. Kuşun kanatlarının kuvvetli olması, kuvvetlenmiş halde kaldırılmasına ben daha çok özen gösteriyorum. Güçlü olması lazım yani anlatabildiğim kadarıyla. Yavruyu dediğim gibi küçükken kaldırdım mı eziliyor. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yavru kuşun ince tüyünü sıyırması ya da işte 10. fake'ini atıp filizlenmesi mi lazım? Öyle tabii mi diyelim? Tabii şimdi ince tüydeyken zaten yavruyu kaldırıp ezmenin hiçbir anlamı yok. Atıyorum mesela yavruyu o dönemde yavruyu kaldırdım. Taklayı çevirdim. Tüyünü dizmesi. Çünkü tüy hayvanın bütün özelliklerini sergileyen tüy. Bütün mesela kanat atmaya başlıyor. Her kanadın kendine göre bir özelliği var. Evet. Kuşun ne zaman kendini yapacağı, ne zaman oyuna gireceği belli olmuyor. Bunları takip etmek lazım. Evet. Yıllardır kuş besliyorsun Bedir abi. Şöyle bir soru sorayım. Bir önceki programlarımızda yaptığımız kadarıyla 4 tane kanal kuşun birbirine eşleşmesiyle elde edilen kuşlarımız var. Bize aşçı kuşunu tarif eder misiniz? Aşçı kuşu nasıl bir kuş olmalıdır? Vallahi aşçı kuşu şimdi elindeki kuşu dedim ya takip çok önemli. Takip etmediğin zaman kuşun aşısını falan bulma şansın sıfır. Kuşun yavrulukta oyununu takip etmen lazım. Ekeliğinde oyununu takip etmen lazım. Yavru alıp yavru yumurtayı kustuktan sonra yavruya kustuktan sonraki şeyini özelliklerini takip etmen lazım ki aşı kuşu olsun. Şimdi atıyorum yavrulukta kuş oynuyor. Hemen bunu hani bu bir şey diyemiyorum tabii herkesin kendi görüşü. Arkadaşlar hemen makaslıyor tamam damızlığı buldum diyor atıyor içeriye. Böyle bir şey yok. Kuşun yavruluğu da ekeliği de çok önemli. Önemli olan böyle kuşları aşı kuşu yapabiliyorsan, yaptığın kuşta diğer kuşlara etki veriyorsa, ne kadar katkı yapıyorsa, evet. Onu takip etmen lazım. Ondan sonra zaten kendiliğinden devamı geliyor. O zaman şöyle bir soru sorayım. Peki bu Almanya'da yaşıyoruz biliyorsun. Burası kuş uçurma açısından bayağı sakıncalı bir ortam. Eke kuşumuzun burada uçurup da randıman alma
olasılığı sizce nasıl? Vallahi şimdi kuşu uçurduğun yere bağlı. Bir de şimdi Almanya'da öyle bir şey var ki aşağı yukarı 32 senedir de biz Almanya'dayız. Almanya'nın havasını teneffüs ediyoruz. Almanya'da kuş uçurmak gerçekten çok zor. Evet. Çok nemli bir havası var. Her arkadaşın yapacağı bir şey değil. Ama işte dediğim şey özellikleri bulabilmek için ekede uçurması lazım. Nasıl uçuracak? Adam mesela sezon geliyor 50 tane yavru alıyor. 50 tane alana kadar 20 tane alsın. İçlerinden 2 tanesini kendi kafasına göre uyan yavruyu ayırt edebilir de ekeliğinde de deneyebilirse o kuşu, kuşu yakalamış olabilir. 50 tane yavru aldın, atıyorum misal 10 tanesini teke düşürdün. Bugün 1 saat uçsa 10 saat eder. Ekeyi uçurma şansı bir sefer sıfır. Ben evet. Almanya'da eke uçurup da bir sağ olsun Halis abim var. Eke'de üst üste 3 sene mi 4 sene mi yalan olmasın tam olarak hatırlamıyorum. Birinciliği var. Onun evet. Haricinde ben eke kuş uçurur yani uçuruyorlar. Sen de takip ediyorsun. Yavru kuşta herkes birinci ama ekeye geldiği zaman ekede nerede bu kuşlar? Bunu 4 sezon üst üste sen biliyorsun bozak kuyruk dişi de ben denedim. Şanssızlığımızdan seninle puanladık. 22 sefer oynuyor, 23 sefer oynuyor. Kupa günü geliyor. Kuş şimdi bir kupa farklı bir olay. Kuşun özelliği farklı bir olay. Kupa günü geldi. Kuş yapmadı. 6 tane yaptı, 5 tane yaptı. Geldiğinde bunlara siz de şahit oldunuz. Yani şunu diyebilir miyiz? Yani Almanya'da geçtiğinde ekebi kuşun uçurmasının çok zor olduğunu. Yani kesinlikle. Yani zor ya. Eke kuşu ya bunu Türkiye'de bilmiyorum yani yüzlerce kuş uçuyor. Hiç mi bunun ekeliğinde uçacak kuş ellerinde kalmıyor? İşte bunu Türkiye ile kıyaslamanın doğru olmayacağını. Türkiye çok farklı bir ortam yani. Türkiye'de evet. Tabii ki ekesini de uçuruyorlar yavru. Evet. Eskiden biz mesela çocukluğumda beslediğimiz dönemde 10 tane kuş oldu mu sanki dünya kuşumuz varmış gibi geliyordu. Evet. Şöyle bir soru sorayım acaba. Bunu aşağı yukarı seyircilerimiz anladığını tahmin ediyorum. Buradaki kuş uçurmanın ne kadar zor şartlar altında olduğunu. Genel olarak yavru aldığımızda yavruya oyun tarzını erkek veya dişi verdiğini nasıl anlayabiliriz? Nasıl anlayabilirsin? Mesela şimdi ben o konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şimdi erkek mi verir, dişi mi verir? Kuşun şimdi hangi genetiği ağır basıyorsa o verir kuşa. Hani genelde hani programlarda izlediğimiz kadarıyla veya sohbetler dinlediğimiz kadarıyla şöyle bir söylenti var. Erkek kuşun dişiye, dişi kuşun da erkek yavruya genini verdiğini söylüyor. Yani buna katılıyor musunuz? Bu sadece böyle bir soru sorayım o zaman. Buna ama ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey diye hayvanın geninden ne varsa onu verecek. Ya erkeğe benzeyecek ya dişi. Ama bu nasıl olabilir? Şimdi az önceki sorundaki şeye geliyor tekrar geri. Eğer sen kuşu iyi takipçiysen, kuşu takip edebiliyorsan, erkeğin stili neyse, dişinin stili farklı bir şeyse, sen bunları takip etmen lazım. Ha, oynayan yavru hangi stilde oynuyorsa onu takip etmen lazım. Atıyorum mesela kuşta dişide sıkma var, erkekte yok. Yavru sıkarak geliyor veya dişi 10 takla oynuyor, erkek 5 takla oynuyor, geziyor. Gezmezse hangisinde var, oyun tarzı sıkması hangisinde var. Sen bunları takip ederek ancak o şekilde çözebilirsin. Yoksa öbür türlü erkek mi, dişi mi, geni bunu ispatlama gibi bir şey olamaz. Yani şöyle söyleyebiliriz o zaman. Hani diyemeyiz ki her zaman erkek dişi yavruya, dişi kuşta erkek yavruya genini verir diye bir özellik söyleyemeyiz. Yani bunu uçurup uçan kuşa göre. Valla şimdi çok farklı yorumlar oluyor o yönde. Bizim duyduğumuz eskiden beri mesela söylüyordular. Hani tarla iyi olacak ki tohum iyi dursun. Veya evet. Tohum iyi olacak ki tarla o kadar önemli değil diye böyle tartışırlar. Ama ben yani bilimsel olarak kuşun genine bağlı olan şeyler önemli. Geninde ne varsa yavruya onu vermeye çalışıyor. İlla ki mesela atıyorum %100 vermese bile %50'sini illaki yavruya verecek. Evet. Tamam. Şöyle bir soruyla devam edelim. Sizce standart bir oyun kuşunun uçum zamanı Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde süresi ne kadar olmalı? Vallahi benim düşüncem biz Almanya'da memur kuşu besliyoruz. Yani evet. Memur kuşu derken
memurların zamanı kısıtlı olduğundan dolayı yani böyle söylüyorlardı. Çalışan işçi kısmı olduğumuz için diyelim. Çalıştığımız için insanlar burada bir şekilde geçimini sağlaması lazım ilk önce. Bu bizim hobimiz. Onun için memur kuşu diyorum. Almanya'da bir kuş bir saat, bir buçuk saatten fazla uçtuğu zaman hava şartları, yaşam şartları dolayısıyla zaten şansı yok. Bir kuş atıyorum her gün havada bir buçuk saat kaldığını düşün. Almanya'daki bunca şahin, bunca olan olay, az önce kuşumuzu da gösterdik. Yani insanlar gözünü, kuşunu yerden kaldırır kaldırmaz şahin gelip vuruyor. Şimdi atıyorum 5 saat uçan bir kuşun şansı kesinlikle yok. Bunun için yani kısa süreli, bir saat, bir buçuk saat civarında uçan kuşlar tercih edilir. Evet, hemen bir Murat Arhan'a bir soru soralım. Murat, uçum için yer mi olması daha ideal sizce, teras mı? Ya arkadaşların şimdi imkanları nasıl bilmiyoruz ama benim açımdan tabii yerde uçan kuş daha güzeldir. Evet, Bedir abi, evet. Senin de kısa bir cevap alalım. Vallahi yer her zaman için bir numara. Terasa, şimdi bizim kuşlarımız terasa inmesi için çok büyük şey, fedakarlık yapması lazım. Evet, şöyle bir soruyla devam edelim. Bir çift kuştan yılda ne kadar yavru almasını tavsiye edersiniz? Bence yani hayvanları çok fazla yıpratmaya gerek yok. İki çift, bilemedin üç çift. Çünkü o hayvan da can taşıyor netice itibariyle. Hayvanları fazla yıpratmamak lazım. Evet. Burada siz öyle bakıyorsunuz. Evet. Mesela sizce şöyle bir soru sorayım. Uçum kuşunda, ideal bir uçum kuşunda bir veya bir buçuk saatlik sefere geldiği zaman kuşun sizce sefer aralıkları, takla sayısı ve metrajı nasıl olmalı? Ya şimdi tabii ki kuşlar farklı farklı kuşlar var. İstenilen yani, özellikler söyleyelim. Özellik olarak yani kuş 3-5 dakika arasında gelmeli. Çok fazla insanları yani yormamalı. Geldiği zaman kuş atımlı gelmeli. Oyuna girdiği zaman da işte 5-6 takla güzel fişekli oynamalı, evet, diye düşünüyorum. Evet. Murat sen de... Evet, aynı şekilde dediğim gibi. Oyun oyun aralarını açaraktan giderse hayvan daha güzel olur. Evet. Eski kuşlar mı yoksa bu zamanın kuşları mı diye sorayım Bedir abi. Ama eski kuşlar derken şimdi ben 78'de Ankara'da kuşçuluğa başladığımda kuşları hiç kimse tek uçurmuyordu. Ben görmedim, bilmiyorum bizim çocukluğumuza denk geldiğinden dolayı mıdır? Evet. Komple kaldırıyordular. Şimdi daha profesyonel uçuruyor. Bütün her yerde, bütün Ankara olsun, civarlar olsun, Almanya olsun, Avrupa olsun. Teke uçurma sistemini öğrendikten sonra tabii ki şimdiki kuşlar daha güzel gibi geliyor bana. Evet, ben de aynı şekilde dediğin gibi yine katılıyorum. Şimdi daha insanlar daha deneye hayvanları daha... Ya her şey bir tecrübe tabii ki. En azından medyadan insanların öğrenip, görüp, kuşu o şekilde uçurup, bilinçli bir şekilde bir işler yaptığından abi dolayı şimdi, bu işlerin daha düzenli olduğunu görmüş oluyoruz. Sosyal medyanın bu konuda çok ilerlettiğini biz biliyoruz. Evet. Tüm arkadaşlar yani biz demiyoruz ki biz çok iyi bir kuşçuyuz ama en azından fikir alışverişi olarak çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, Murat arkadaşımıza ve Bedir abimize çok teşekkür ediyoruz. Şöyle kendime döneyim. Yani çok fazla sorumuz var ama zaman biraz kısıtlı olduğundan dolayı videonun yüklemesi vesaire. Şimdilik buradaki sorularımız bu kadar. Kendime döndüreyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Buradan herkese ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yeni senede tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet, ben de Bedir abiye bizi misafir ettiği için, burada ağırladığı için tekrardan kendine teşekkür ediyorum. Murat arkadaşıma dediğim gibi bana yolda eşlik ettiği için. Evet arkadaşlar, buradan tüm değerli YouTube izleyicilerine tekrardan teşekkür eder. Her şey gönlünüzce olmasını dilerim. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.